gelin, gelin. Nereye geçelim? Şurası boş işte. Geç şöyle. Hadi ya, hadi geçelim. Hadi sen de öyle. Bu nasıl kuru fasulye oğlum böyle? Ha? Usta herhalde eti sadece böyle içinden bir geçirmiş ya da bizim hayal gücümüze bırakmış. Ya da böyle içine et demiş sadece. Ya da eti kendi içinden geçirmiş. O da olabilir. Abi böyle etli kuru fasulye mi olur be? Yine patladık ya. Hay bir de kuş kadar koymuşlar. Yani şu çatalı ağzıma götürürken harcadığım kalori bu yemekten daha fazla. Neyse hadi ya, yiyip karnımızı doyuralım da enerjiyi irmik helvasından alırız en azından. Ne oldu lan kafana? Ya bu İngilizce'deki Berna yok mu? Ha. Ona çıkma teklif ettim, kafama irmik attı. Oğlum irmik helvası lan, bu kafana ne yapabilir lan? İrmikten ne olacak bunun irmiğin? İrmiğin... İrmik... Bu nasıl irmik lan bu? Nasıl irmik bu? Bize ne veriyorlar oğlum bu yemekhanede? Aç kaldık gene. Fikri, yalnız sana da helal olsun. Ne cesaret ya. Ya oğlum sen kimsin de Berna'ya çıkma teklif ediyorsun? Kızım bir tane fotoğrafın altında kız arkadaş sayısının yarısı kadar takipçim var senin ya. Ayrıca zaten haftada 3 gün dışarıda yiyor kanko. Ya bu yemekhanedeki yemeklerden sonra haftada 3 gün dışarıda yemeği anlarım da bunun flört bilgisi ne kardeşim? Bilgisi şu, o kızın parası var, parasız adamla çıkmaz. İlişkiyle para ne alaka oğlum? Birbiriyle ilişkili şeyler bunlar. Evet. Yani bir ilişkide önemli olan en büyük öge para mı Mesut? Evet. Tüh senin sırfatına lan. Şu kızdan utan lan bari. Ne tükürüyor ne oğlum? Oğlum şu kızın yanında bunu söylemene izin veremem ya. Ayıp ya, saygısızlık değil mi bu lan bu kıza? Yo, doğru söylüyor. Doğru mu söylüyor? Lan ayıp be, ayıp ya. Ayıp değil abi. Neyse, ayıp değil mi? Sence bu normal mi Allah'ın sana? Değil abi yani. Şimdi Mesut'la beraber aynı anda yalısı olan bir çocuk teklif etse Jale'ye. Yani sence Mesut'u mu kabul eder yoksa yalısı olan çocuğu mu? Ben olsam yalısı olanı kabul ederim. Yalı lan bu. Yani yalı işin içine girince her şey değişir bence. Şurada 2 dakika yemek yiyelim dedim. İnandığım bütün değerlere savaş açtığımız resmen aniden ya. Ya of sus be. Bırak bu romantizmi kardeşim. Şu dünyada her ilişkinin, her arkadaşın, hatta her insanın bir fiyatı vardır kardeşim. Anladın mı? Ya Fikri, sana 50.000 lira versem kanka, Hüseyin'e bir daha konuşmayacaksın desem, ne yaparsın? 10.000 lira ver, döverim bile. Sağ ol Fikri ya, ben de seni seviyorum kardeşim. Hayır yani zaten abi. Aha. Bu ne ya? Bu güvenlikçi Hayati abi değil mi? Hayati abi hayırdır? Ya bizim okulun en zengini Ozan var ya. Ha. Hani bu işletmede okuyan. Evet. İşte o bana bir tomar para verdi. Sonra da bu malzemeleri verdi. Dedi şöyle yemekhaneye güzelce kur dedi. Özel bir insana özel bir sürpriz yapacağım dedi. Ne yaptın manyak? Yemekhaneyi mi satın aldı? Vallahi alsa alır biliyor musun? Manyak para var ya. Çok zengin. Çok seviyorum çocuğu. Çok. Ha bizi sevmiyorsun yani. Seni ne seveceğim lan? Ha? Benden fakirini sevip fakir mi sevindireceğim? Abi bayılıyorum, adam çok net ya. Nasıl ya? Hüseyin, bu bizim okulun en güzel kızlarından biri abicim. Şu ana kadar kimseyle çıkmadı. Burnu havada, kaf dağında. Bize böcek gibi davranıyor. Sence Fikri bununla çıkar mı, çıkmaz mı? Benim beynimin sınırları dahilinde hayır. İzle bak şimdi, izle. Arayacağım seni, hadi görüşürüz. Ay, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hoca'yı gördünüz mü ya? Burada dediler ama şey bu... bu ne ya böyle? Ya neden, nasıl, niye yiyorsunuz bu yemekhane yemeğini, ben anlamıyorum. Çiçek, biliyor musun? Fikri'ye kazı kazandan 2 milyon lira çıktı. Aa, hadi be, vallahi mı? Hadi be, vallahi mı? Herhalde oğlum, sen şimdi niye saklıyorsun kızdan ya? Aa, hayretmiş, o yabancı mı? Ya şimdi millet salça oluyor ya, o yüzden korkuyor. Hay Allah ya.
şu şansa bakar mısın? Peki, ne yapmayı düşünüyorsun Fikri o parayla? Ne yapayım? Sevdiklerimi yedireceğim. Saçacağım parayı ortalığa. Vallahi çok güzel, en mantıklısı gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu akşam modaya inmeyi düşünüyorum da böyle akşamüstü gibi falan. Eğer boşsan sen de gelmek ister misin? Gelirim tabii ki. O zaman ben gideyim de bari akşam için hazır şey yapayım. Oldu arkadaşlar, görüşürüz. Hoşça kal hayatım. Hayatım mı? Oha! Kanka, akşama kadar benim 2 milyon lira bulmam lazım. 2 milyon kaç para yapıyor lan? Ne bu yani, ne bu? Buradan nasıl bir çıkarım yapmam gerekiyor benim? Kız geldi, bunu bir de olmayan parası için çirkin çirkin flörtleşti, gitti. Nereye varacağız yani, ne oldu? Parayla saadet mi geldi, ne oldu? Kardeşim, parayla saadet, Ayşe, Fatma, her şey gelir. Aynen. Mesela sen bu akşam ben bedava parti veriyorum desen hepsi gelir ya. Para insan mıknatısıdır abi. Evet. İnsanı çeker. Ya koskoca Messi bile para için barçayı bıraktı kanka. Hiç. Biz kimiz ya? Aynen kanka. Zenginlik ipek don gibidir. Toto'na deyince çıkarmak istemez. Bu yersiz ve erotik şakan için teşekkür ederim. Arkadaşlar, bana bakın. Materyalsiz materyalistler. Oğlum paranın satın alamayacağı şeyler vardır lan. Ne bileyim, aşk vardır, sevgi vardır, bağlılık var. Mesela sen o kadar koyu taraftarsın lan. Sana 100 bin lira teklif etseler tuttuğun takımı değiştirir misin? Lan 100 bin liraya anamı babamı değiştiririm. La senin eşin de çok düşükmüş ya, pis herif ya. Bırak ulan bu Ertem İlmez filmi karakteri tavırları ya. Bırak kardeşim ya. Ulan paran olmazsa kimse seni ciddiye almaz. Anladın mı? Gelişemezsin, sırıp atlayamazsın. Seni cazip kılan şey parandır. Bu kadar basit. Aynen öyle abi. Ben bir dakika mı dedim mi? Aha. Ne oluyor? Aa, yok artık. Hayırdır Hayat abi? Aynı organizasyon mu bu? Evet, evet. Ozan'ın büyük bir organizasyon peşinde. Para ya, saçıyor. Bayılıyorum müsrif insanlara ya. Zengin seviciyim ben. Hayat abi, o zaman beni de seversin. Kazı kazandan 2 milyon çıktı bana. 2 milyon bir insanı sevmem için yeterli bir meblağ değil. 10 milyondan aşağı kimseyi içimden gelerek sevemem. Evet, tutmayın beni, işim var daha. O adamın sevgisinin net parasal bir karşılığı var ha. 10 milyon ve üzeri diyor. İnanılır gibi değil. Aa, Tufan geliyor. Tufan gel lan. Tamam, ne olur çağırma. Kafa ödülecek. Gel. Afiyet olsun dostum. Sağ ol kardeşim benim. Felsefe bölümünün gururu. Aslanım. Tam senlik sohbet var burada, biliyor musun? Ana fikri veriyorum bak. Parayla saadet olur mu olmaz mı? Hadi buyur. Estağfurullah. Ben kimim ki? Ben bir hiçim. Nasıl yani? Benim içimde bir hiçlik hissi yok ki. Ben tamamıyla bir hiçlikten ibaret. Ne saçmalıyor lan bu? Dostlar, para sizin gerçek karakterinizi ortaya koyan bir turnusoldur. İçinizdeki iyi de, kötü de onunla çıkar. Paraya teslim olmuş ruhlar bedenlerinde hapsolmuş kayıp hazinelerdir. Adamım benim ya, ne güzel konuştun ya. Şunların salyalarını saçağa saçağa hayalini kurduğun maddeci dünyayı tek bir cümleyle viran eyledin. Helal olsun sana. Ne demiş Nietzsche? Az şeye sahip olanın köleliği de az olur. Yaşasın asil yoksulluğu. Vay be! Ulan senin alıntına kurban be. Helal. Görün bunları, görün. Duyun bunları. Efendim hani? Ne? Dedem vefat mı etti? Aa! 57 milyon miras mı kaldı? Allah! Tamam anne, geliyorum anne. Anne geliyorum, yoldayım şu an anne. Ne oldu ya? Yırttım oğlum. Yırttım lan! Yırttım! Zengin oldum lan, zengin oldum. Zengin oldum. Bekleyin oğlum, yıkacağım ortalığı. Bekleyin beni geceler, bekleyin beni alemler. Kardeşim hani felsefe, hiçlik? Yemişem lan felsefesini. Hiçliği hiç param olmadığı için yapıyordum. 57 milyonum var lan! 57! Hepiniz içsiniz. Ben kaygıdaklı tatile gidiyorum. Okulu da bırakıyorum. Bak!
Bak lan. Ezdi geçti bizi burada. Hay bir de hayali de kaydıraklı tatil, vizyonsuz değiyor. Gördün işte kardeşim. Söylüyoruz sana, para var, mutluluk var. Adam bastırdığı bütün alter egosunu üstümüze kustu gitti. Yalnız çok iyi yırttı ya. Evet. 57 milyon. Şu. 57 milyon ne kadar yapıyor lan? Al, eksi 3 netle üniversite kazanınca böyle oluyor. Oha. Ay yok artık. Hayati abi, bu Ozan Cumhurbaşkanlığı falan adaylığını mı açıklayacak ya? Bu ne prodüksiyon abi? Ozan'ım benim, yakışır ona ya. Vallahi doyamıyorum ben zengini övmeye, biliyor musun? Aa Hayati abi, yolda mı düşürdün ya? Neyi? Karakterini. Bakınca göremiyor. Hüseyin, fakirsin ya. Laf koymam bile koymuyor bana. Siliksin oğlum sen, silik. Lafa tutmayın, prodüksiyon bitmedi daha. Arkadaşlar, yalnız burada bence büyük bir şey var. Olay bir teklif olacak ya bu. Adam zengin ya. Yani bence şimdiden belli zaten. Yani şu organizasyonu gören herkes kabul eder ha. Herhalde. İnşallah sana teklif eder. Boş konuşma. Sen bana... boş konuşma. İnşallah sana teklif. Bana etse ben kabul ederim, biliyor musun? Selam gençler. Afiyet olsun. Oo Kudret. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sinema bölümünün altın çocuğu. Neler oluyor, anlat ya. Vallahi ne olsun ya, böyle bağımsız bir film senaryosu üzerinde çalışıyorum. Onu yazacağım. Yönetmen olunca da ilk işim o filmi çekmek olacak. Harika. Konusu ne? Vallahi çocuk işçilerin dramını anlatan, böyle onların hayatla mücadelesini, sömürgeyle olan mücadelesini eksene oturtan bağımsız protest bir film olacak. Ne biçim konu lan bu? Çeksene şöyle vurdulu kırdılı action bir şey. Ben piyasaya iş yapmıyorum kardeşim, tamam mı? Beni parayla satın alamazlar. Benim sinemamın bir derdi olacak. Ben kendi bağımsız sinemamda kendi bağımsız insan hikayelerimi anlatacağım. Anlıyor musun beni? Helal olsun ya. Böyle hayallerinin peşinden giden insanlara çok özeniyorum, çok saygı duyuyorum ya. Eyvallah. Bak görün, bunlar parayla satın alamayacağınız insanlar kardeşim. Doğru, doğru. Tüh ya. Allah Allah. Ben de seni bir iş için tavsiye etmiştim yönetmen olarak, biliyor musun? Yapma şunu. Ya tüh. Yönetmen olarak mı? Hı hı. Ne iş kardeşim, ne? Mevzu ne? Ne istiyorlar? Ya benim pırlantacı bir abim var da firması için reklam çekecekti. İşte yönetmene ihtiyacı vardı. Kaşede 1 milyon ya. 1 milyon mu? Ara! Ara, ara, ara! Ara, ara, hemen ara! Yönetmen kabul ediyordu. Ara, ara, ara! Arasana! Ara, 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 ara! Ulan oğlum, neye ara? Pırlanta reklamı diyor. Lan daha demin neler diyordun? Lan bari pırlanta reklamı çekme lan. Çocuk işçiler diyordun. Afrika'da bir sürü çocuk pırlanta peşinde ölüyor lan. Bana ne lan? Bana ne? Onlar da çalışmıyorum desin. Hayır desin, itiraz etsin. Ben ne ilgilendim? Arasana kardeşim. Arasana kurban olduğum. Gördün mü bağımsız? Arasana ara ayağının altına bu. Ara, ara. Allah'ın adını verdim. Ara lan. Dur bir arayayım bari. Hadi. Ara, Allah aşkına birini ara ya. Ara. Alo Çetin abi. Senin şu reklam filmi vardı ya, evet. Hani bir yönetmen arkadaşı şey yaptı. Hadi. Hadi. Ah be. Ne? Ah. Hadi be, iflas. Ah be, çok üzüldüm ya. Neyse, hayırlısı abi, eyvallah. Ya iflas etmiş, kusura bakma. Abicim, ben zaten görüşmeyi kabul etmeyecektim. Reddedecektim, anlıyor musun? Ya yürü git, Medine dilencisi gibi yaladın adam iki saat burada. Bir de diyor ki kabul etmeyecektim. Tiksindim ya. Kudret. Ne var? Erotikli bir şey diyeceksene, ben de oynarım. Benim iştahım kaçtı abicim, size afiyet olsun. Gördün işte, gördün. Sen şeytansın. Gördün ama. Şeytansın. Gördün, küçük Emrah'a bağladı, gördün sus mü? Ya, anladın mı ya, demek istediğimi? Sus abi. Herkesin para karşılığı vardır abi, herkesin. Çıkırt, koyarsın, satın alırsın. İşte. Anladın mı? Hah. Vallahi. Bakayım şöyle, vah. Çok güzel olmuş Hayati abi. Ellerine sağlık Hayati abiciğim. Ozan'ım, sen bana Hayati abi diyorsun ya.
İşte o zaman benim böyle göğsümden kalbime doğru sıcak bir pınar çağlıyor, biliyor musun? Abi korkutma beni, gözünü seveyim yani. Hayır, bu anlamda değil. Ya, sen çok zenginsin ya. Ya bir zenginlik insana bu kadar yakışır yani. Eyvallah abi, sağ olasın. Müsaadenle abicim. Mikrofon nerede? Ha. Herkes bir buraya bakabilir mi? Bugün burada ilk gördüğüm zaman yüreğimi hoplatan bana hayaller kurduran bir kadına sizlerin huzurunuzda çıkma teklifi etmek için bulunuyorum. Jale! Benimle birlikte bu tabloyu gerçeğe dönüştürmeye var mısın? Aa. Ne oluyor lan? Ablam! Kardeş, bir şey sorabilir miyim? Evet. Siz yalıda mı oturuyordunuz? Evet, neden? Öylesine sordum. Eğer Jale kabul etmezse ben kabul edecek birini daha tanıyorum da o yüzden. Jale'cim, ultra zengin beyefendi bir cevap bekliyor. Yani çok da onore oldum, teşekkür ederim de ama ne yapacağım Mesut? Bilmem ne diyeyim ya. Oo, süper. Kabul ediyorum bak o zaman. Evet. Tamam, kabul ediyorum. Ha, inanamıyorum. Gerçekten mi? Ha? Beni çok mutlu ettin. O zaman bunu yatıma gidip kutlayalım mı? Ha, ne dersin? Yatıma diyor. Hadi gel. Ne oluyor ya? Çıktı mı varmış? Ha? Hadi ya. Tüh be. Neyse, mutluluklar o zaman. Ozan'ım, eğer istersen ben de... Abi Allah aşkına bir yürü git misin? Hayır, ortalığı toparlarım diyecektim. Ne şey... Ozan'ım! Ne oldu? He? Ertem İlmez filmlerine laf ediyordunuz, ne oldu? Oğlum biz o filmlerle büyüdük. Eninde sonunda neyi kazanacağını çok iyi biliriz biz. Hadi bakalım. Dışarı çıkalım. Bursum yatmış. Size bir yemek ısmarlayayım da iki dakika kendimizi zengin hissedelim. Hadi hadi. Hadi. Hadi lan. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen ne söyle.